Ya böyle bir dünya falan var mı arkadaşlar ya? Yani toplumun manyaklaştığının, toplumun başka bir noktaya doğru gittiğinin acayip bir görüntüsü bu. Bakar mısınız şuna? Üç tane çocuğu, dört çocuğuyla sevgili izleyiciler. İzmir'de intihara Besim Şimşek'in kızlarıyla yan yana yemek yedikleri fotoğrafın hikayesi de ortaya çıktı. Çocuklara köfte ekmeği çok sevdiği, olaydan iki gün önce babalarının eve yemeği getirdiği, ardından birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikleri görülmüş. Bu baba çocuklarını annenize götürüyoruz diye işte dağlık, ıssız bir bölgeye götürüyor ve çocuklarını vuruyor sevgili izleyiciler. Sonra da kendi intihar ediyor. Ne oluyor ya? Sonra bugün bu çocuklar toprağa verildiler ve anneleri, sevgili izleyiciler, anneleri hanginize yanayım diyerek gözyaşlarına boğuldu. İmam, cenazeleri kıldıran imamsa sevgili izleyiciler, helallik istemedi. Çünkü üç çocuğun da cennete gittiğini söyledi. Şimdi size olayım şu. Yani bu toplum sokakta, kahvede, yolda, iş yerinde nerede olursanız olun bunu görmek minibüste, metrobüste, metroda herkes birbirine düşman gibi bakıyor. Mutsuz. Herhangi bir şey olsa da patlasam da birinin boğazını sıksam diye bakıyor. Bir annenin acısı, bu acı anlatılabilir mi sevgili arkadaşlar? Yani babaya Allah belanı verse desek ne olacak? Başka bir şey desek ne olacak? Ama toplum manyaklaşmış durumda. Yine devam ediyorum sevgili izleyiciler. Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir kişi cezaevinden izinli çıkan hükümlü babasını tartışma sonucu silahla vurarak öldürdü. Cinayet sonrası katil zanlısı oğlu ile annesi tutuklandı. Yine sevgili izleyiciler, Diyarbakır'da kaybolan Narin hala bulunamadı. Ve tekrar söylüyorum, bu Narin'le ilgili eğer 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürerken Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'dan elimizde önemli deliller var. Narin'le ilgili sonuca çok yaklaştık. Kısa bir süre sonra Narin'in müjdesini buradan vermek istiyorum. Açıklaması geldi. Ya kaçırıldı bu kız sevgili arkadaşlar? Çok yakınla, ben çok uzaktan biriyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Eğer jandarma komutanı müşteri bir haber vereceğiz diyorsa herhalde cenazesini bulmakla ilgili müşteri bir haber vermeyecek. Çünkü cenazesini vermek, bulmak müşteri bir haber falan olmaz. Gördüğümüz kadarıyla kaçırıldı büyük ihtimalle. Ben öyle düşünüyorum ve çok yakınlarından çıkacağını düşünüyorum. Bunu biliyorsunuz, geçmişte buna benzer çocuk cinayetlerine bakınca bunu görüyorsunuz zaten. Yine ilginç bir haber de Gaziantep'te bir esnaf tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle tüfekle vurulan 10 yaşındaki çocuk öldü. Ulan Allah belanı versin lan. 10 yaşındaki bir çocuğun gürültüsüne katlanamayan bir esnaf tüfeğini çekti, 10 yaşındaki çocuğu vurdu. Toplum cinnet abi, cinnet. Bu hayra alamet falan değil arkadaşlar. Herkes katil olmaya, herkes cinayet işlemeye hazır. Böyle bir dünya var mı ya? Ülke resmen cinnet geçiriyor. Sokak ortasında öylesine insan öldürenler, çocukları kavga etti diye babasını katledenler, trafikte tartıştıkları kişileri çocukların önünde arabayla ezenler. İzlemişsinizdir. İki tane çocuk tartışıyorlar. Anne arabasıyla geliyor. Çocuğuyla tartışan diğer çocuğu bisikletle birlikte ezip geçiyor arkadaşlar. Ve oğlu arabalara tekme atıyor. Bağırıyor, annesine çağırıyor. Çocuğu arabanın altından çıkarıyorlar. Anneye bakar mısın?
Vay oğlumla tartıştın diye basıyor geçiyor arkadaşlar çocuğun üzerinden. Ya o kavgayı birkaç dakika sonra o çocuklar unutacaklar. Ama cinnet arkadaşlar. Trafikte tartıştıkları kişileri çocukların önünde arabayla ezenler. Hoşuna gitmeyen şarkıcıyı başından vuranlar. Annesini bıçaklayan çocuklar. Babasını öldüren çocuklar. İnsanlar haklı da olsa kimseye bir şeye söyleyemez oldu. Düşünün. Adam alıyor bıçağı Eskişehir'de. Rastgele gidiyor. Şak 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 bıçaklayarak gidiyor. Neymiş? Babasıyla sorun yaşıyormuş. Yerse. Karşısındakinin çekip vuracağından korkuyoruz. Ya bir şey olsa lan adam belinden silah mı çekecek? Sopa mı çekecek? Arabasında av tüfeği mi çıkaracak? Bilmiyorsunuz arkadaşlar. Yoksa arkadaşlarını mahalledekilerini çağırıp kurtlar vadisinde olduğu gibi kurtlar ne diyorlar? Kurtlar sofrası mıdır? Nedir yani dizi var ya arkadaşlar. Allah Allah. Ya gelecekler seni patır götür. Ha geçen gün çocuklar. Çocuklar arkadaşlar birleşip başka bir çocuğu komalık ediyorlar, öldürüyorlar. Ekonomik çöküş, yoksulluk, çaresizlik ve umutsuzluk insanların psikolojisini iyice bozdu. Alınganlık en üst seviyede. Tepkini ortaya koyamıyorsan, ülkeyi yönetenlerle ilgili bir şey söyleyemiyorsan, bir şey söylediğinde başına bir şey geliyorsa, tutuklanıyorsan ve ülkeyi yönetenlere laf söyleyemez bir düzeye gelmişse ülke, çünkü onu eleştirmek, Allah'ı eleştirmek, peygamberi eleştirmek, kutsal bir adama laf söylemek gibi, kitaba laf söylemek gibi algılanıyorsa, devlete küfür etmek gibi algılanıyorsa, hakaret etmek gibi algılanıyorsa o iş bitti. Ya ben bu ülkeyi yönetene, ekonomi benden sorulur 23 yıldır iktidarda kalan birine ülkeyi batırdın, mahvettin, rezil ettin diyemeyecek miyim? Saraylarda itibarlı bir şekilde yaşıyorsun ama milletin derdiyle dertlenmiyorsun diyemeyecek miyim? Ve toplumun büyük bir kesimi, çoğunluk sevgili arkadaşlar, milyonlar tepkisini dile getiremedikleri için şizofren bir duruma girdiler. Muhalefetle lay lay lon, halay çekiyorlar abi onlar. Bu tepkiyi örgütlesenize kardeşim. İnsanlar tepkilerini dile getirseler ya. Selam versen yumruk yiyecek duruma gelmiş bir toplum. Yan baktın diye maraza çıkarılan dönemde, niye baktın diye insan öldürülen duruma evrildik. Herkes öfkeli. Herkes herkesten nefret ediyor. Herkes herkesi kıskanıyor. Altta olanı eziyor. Üstte olan sahte saygı temenniyle gırla. İktidar bu durumdan hiç şikayetçi değil. Ülkeyi ve halkını düşürdüğü halden dolayı kendisine yönelecek öfke ve tepkiyi vatandaşlara ihale etmiş durumda. Çünkü bu öfkenin aslında siyasal iktidara doğru yönelmesi gerekiyor. Yılların tartışma, kutuplaşma konularını hiç durmadan gündeme boca ederek milleti meşgul ediyor. Algı operasyonları sürüyor. Muhalefetteki kimi isimler de bu algı operasyonlarına çanak tutuyorlar sevgili izleyiciler. İşine gelen konuları kamuoyunun gündemine getirmeden KYK, Cumhurbaşkanlığı kararı ve kararnameleriyle bir gece yarısında hallederken toplum kesimlerine karşıya getiren konularda boca ediyor. Muhalefet de sağ olsun zokaları bir güzel yutuyor. Böyle iktidara, böyle muhalefet. Düşünün Avcılar'da kahvaltı sırasında ailesiyle tartışan kişi bıçakla babasını öldürürken annesini ve kardeşini yaraladı. Yaralılar hastaneye götürülürken saldırgan gözaltına alındı. Bunlar Söz TV'den, sevgili izleyiciler, Twitter'dan Ali Avcı arkadaşım, gazeteci arkadaşım paylaşmış. Dönemi de çok güzel anlaşmış. Düşünün arkadaşlar, sizinle bir görüntü paylaşacağım. Bir antrenör sporcularını yarışmaya götürüyor. Ve 13 yaşındaki çocuk başarısız oldu diye dövüyor çocuğu sevgili arkadaşlar. 13 yaşındaki çocuğu tokatlıyor. Ve aynı zamanda küfürler ediyor. İzmir'de düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda skandal bir olay yaşandı. Bir antrenör kimseye aldırış etmeden 13 yaşındaki sporcusuna tokat attı ve hakaretler yağdırdı. Yaşananlara sessiz kalamayan bir hakem ise bu antrenörle çalışan çocukların sağlığından endişe ediyorum diyerek CİMER'e şikayette bulundu. Yani toplum antrenörlerinden aşağısından yukarısından ortasına kadar manyaklaşmış bir şekilde devam ediyor sevgili arkadaşlar. Ama
Kazım'ın da dediği gibi balık baştan kokar. Hukuksuzluk tabana ziyaret etti. Daha da bilici. İnanın Ali Avcı arkadaşımın dediği gibi, meslektaşımın, siyasal iktidar bu işten çok memnun. Çünkü biliyor ki bu öfke, vatandaşın birbirine duyduğu öfke bir gün asıl sahibine doğru döndüğünde neye yol açacağını biliyorlar. Onun için vatandaşın öfkelerini birbirine kusmasından dolayı hiç rahatsız değiller. Ve bunun da farkındalar.